bugün Azeri takipçilerime verdiğim sözü tutacağım. Onlar sürekli yazdılar, yorum yaptılar. Yeter artık abi, bizi de anlat dediler. Ahanda anlatıyorum. Ama bu ülkedeki çeşitli renklere gönül vermiş insanlar iyi dinlesinler. İlham alacakları çok şey var. Azeri kardeşlerimiz bu videonun hakkını verirler zaten. Bize düşen de onların hikayesiyle empati yapıp bu oyunun aslında nelere kadir olduğunu anlamaktır. Lütfen iyi kulak verin, tamam mı? Hadi başlayalım. Güzel insanlar, El Cezire'de okumuştum. Hocalı katliamından kurtulan Mürsel Hasanov anlatıyordu. 1992 yılının 25-26 Şubat'a bağlayan gecesi Hocalı'da yaşananlardan bir kesit sadece. Biz babamla diyor dönüşümlü olarak beraber gözcülük yapıyorduk. Hocalı'nın her yanı Ermenilerle çevrilmiş, karayolundan ulaşmak mümkün değil. Yiyecek yok. Çoluk çocuk aç, sersefil olmuş. Helikopter gelmiş, 10 gün önce 60 birkaç kutu yiyecek. Şimdi ara ki bulasın. 25'i akşamı, saat geçmiyor açlıktan. 9 civarı babası geliyor eve. Çık evden çabuk, anneannenlere gidiyoruz. Git gidebilirsen. Yoldayken ateş taarruzu resmen. Roketler, mermiler, kadınlar sığınak kazıyorlar ciğerbarelerini korumak için. Derken sığındıkları yerde kapı çalıyor. Gelen bir Ahıska Türk'ü. Kucağında bir bebe. Sadece bunu kurtarabildim diyor. Düşün güzel kardeşim. Mahallede ne kadar ev varsa yerle yeksan etmiş namussuzlar. Mahalledeki ahşap evler alev alev yanıyor. Sokaklara eli silahlı katiller dadanmış. Kim olsalar mermi atıyorlar. Babadan yeni emir sonra. Dışarı çıkıyoruz. Anne, baba, hala, anneanne, dayı çocukları nereye gitsinler? Hocalıyı mı terk etsinler, orada mı kalsınlar? Bir yola giriyorlar, orada savaş var. Aman Allah'ım, ne vahşet. Başka bir sokak sonra orada da çatışma. Sonra bir başka bir yol daha. Mevsim kış, nah bu kadar. Dize kadar kar var. Yolda bir çay var. Çaydan geçerler. Kadın, çoluk, çocuk yola düşerler göçün ortasında Azeri kardeşler. Öne baksan insan seli. Arkaya dönsen insan seli. Bütün Hocalı göç ediyor. Mahşer yeri sanki ya Rabbi. Sırılsıklam ayaklar sonra. Yarık tabanlar. Nihayet yüzük bir alana gelirler Adam'a doğru. Ama felaket yine enselerinde. Kurşun sesi var ya, bombardıman resmen. Herkes yere yattı sonra. İnsanlar birer birer devriliyorlar. Şimdi ceset var yollarda. Boy boy. Öyle bir vahşet ki korkmaya vakit yok. Anneler, babalar, beraber top tepiklediği çocuklar hepsi birer birer vurulup yere düşüyorlar. Baba ölüyor, onun üzerinde anne, annenin üzerinde kızı, öyle bir aile ölmüş. Yakınının üzerinde ağlarken sen de ölüyorsun. O an diyor Hasanov, babam bir anda elini yere koydu ve kalktı. Ben hala o sakinlikte nasıl sorduğuma hala inanamam. Baba değdi mi dedim. O da bana sakince cevap verdi. Değdi. Ama ne bileyim, kolu kopmadı, başı yerinde. 5 metre yürüdü ve arkası üstü yıkıldı. Hemen üzerine gittim, baba diye seslendim. Omzunun altından, göğsünden kan fışkırıyordu. Ben artık yaşamıyorum gibi hissettim, hissizleştim. Kafamı çevirdim, her tarafta yaralılar inliyor. Babam bana o sırada ileri ileri diyordu. Babam sanki beni görmüyordu, durmadan ileri ileri diyordu. Hemen yanında bir hendek vardı, babamı oraya sürükleyebilirdim. Ama yapamadım, 15 yaşındaydım. Babam da yapılıydı. Sürükleyemedim onu. Orada durmak ölmek demekti. Hareket edersen yaşama şansın vardı. Ben artık sürüne sürüne hendeğe indim, gitmeye başladım. Baktım önünde biri var, ona seslendim. Yürüsene, yolu tıkıyorsun diye. Baktım ses vermiyor. Ölmüş. Öyle bir manzara işte. Sürüne sürüne Azeri köyüne geliyorlar sağ kalanlar. Of, ne Karabağ be. Anlatmaz olaydım. Lanet olsun böyle kahpe düzene. Aslında Karabağ'ın tarihi daha eskidir. Yani futbol kulübünden bahsediyorum. İlk Meshul adıyla kuruluyorlar. 15 sene uğraşıyorlar tabii profesyonel birlikte oynamak için. Doğru düzgün imkan mı var? Anlattık, savaştan çıkıyorlar. Savaş da denmez ona da. Doğru kelimeyi siz bulun işte. 4 senede iyi oynuyorlar birincilikte. Sonra işte parasızlıktan çekiliyorlar kenara 10 yıl. Sonra geri dönüyorlar Şafak ismiyle bu kez. 87'de de işte Karabağ ismiyle şampiyonluk geliyor. Hocalı katliamı sırasında gittiler ya adamı. Adam da karışık tabii. Orada da şehir Ermeniler tarafından ele geçirilince 1993'te Bakü'ye taşınıyor bizim aslan parçaları. Zaten ortada stat falan da kalmıyor. İmari stadyumunun durumu İçler acısı hale gelmiş. Şampiyonu kutlayacaklar. Ermeniler yine peşlerinde. Stadı harap etmişler. İnadına gitti, kaldırdılar o kupayı orada, biliyor musun? Sonra Azeri futbolunun en önemli figürü Allahverdi Bağırov, mekanı cennet olsun, 1992'de şehit oluyor. Ama ne kutsal bir şehitlik. Karabağ maçını bitiriyor, askeri birliğe katılıyor, düşün. Tam 1300 esir kurtarıyor abi. Ya
Sonra mayına basıyor. Aradan yıllar geçince 2001'de yani bu atlılar, öyle derler kendilerine, bir holding destek oluyor da biraz kendilerine geliyorlar. Ama tam burada bir efsaneden söz etmek lazım. Kurban Kurbanov. O ne büyük futbol adamıdır biliyor musun? Düşün, Bakü takımlarının hegemonyasına son vererek 21 yıl sonra ikinci kez lig şampiyonluğunu kazandılar. 5 yıl üst üste şampiyonluğu kimseye bırakmadılar. Daha fazla da olabilir ha, bakmak lazım yani. Ama her şampiyonluklarının ardından sevinçleri hep buruk abi. Nasıl olmasın, anlattım zaten demin. Başka şanssızlıklar da var. Bir şampiyon oluyorlar, Kurban Hoca'nın annesi vefat ediyor. Buruklar. Bir şampiyon oluyorlar, Bakü'de büyük bir yangın çıkıyor. Bir gün huzurlu gün mü gördüler kardeşler? Bir sükun mu hakim oldu gönüllerine? Nerede? Lig maçlarına en fazla 2-3 bin insan gelir Karabağ'ın. O da büyük maçlar olduğunda, ama Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi maçlarında stadyumlar dolar. Bir dönem hakkını verdiler Avrupa'nın. Biliyor musunuz? Karabağ Avrupa maçlarında deplasmanda galibiyet elde eden ilk Azerbaycan takımıdır. Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselen ilk Azerbaycan takımı yine onlar. Sonra 1999 UEFA Intertoto Kupası maçında İsrailli Maccabi Haifa 2-1 mağlup ettiler. O dönemi hatırlar mısın Orçun? Kime soruyorum ben de, tövbe tövbe. Atletico Madrid, Chelsea ve Roma'nın olduğu grupta 2 puan topladılar. Az buz değil yani, Atletico Madrid'e yenilmediler, haberin olsun. Bir de koreografik vardı, hatırladın mı? Dur az sempatik bir şeyler söyleyelim de biraz moralimiz, motivasyonumuz yerine gelsin. Parçalandık ya. Hani A4 kağıtlara harfleri yazıp yan yana getirdiler ya, bildin mi? Olsun be, imkansızlık, ne yaparsın. Seviyoruz güzel insanları. Zaten fena çaktılar sonrasında. Koreografinin kralını da yaptılar yani. Şunu da ekleyeyim. İçeride oynadıkları her maçta skor ne olursa olsun Azeri seyirciler takımlarını deyim yerindeyse bağrına bastı. Zaten bir tarafta çok güzel söylemişti Şampiyonlar Ligi ile ilgili olarak. Chelsea'ye karşı oynanan maçtan önce bir Karabağ taraftarı hem takım hem de ülke için bu mühim başarıyı mükemmel bir şekilde ifade etmiştir. Kaybetsek bile daha şimdiden kazandık. Aynen öyle işte güzel insanlar. Adamlar kilometrelerce yol gittiler takımlarının peşinden. Mücadele göbek adı çünkü. Onlar hala mücadeleye devam ediyorlar. Karabağ'da Azerbaycan bayrağını yeniden dalgalandırmak için. Klişedir biliyorum ama gerçekten öyle. Futbol onlar için asla sadece futbol değildir. Tamam mı? Sözümü tuttum. Ama kötü de oldum yani, yalan değil. Sizi seviyoruz. Kardeş ülkenin güzel insanları. Allah yar ve yardımcınız olsun.